İrfan Bey'in bir sorusu var. Köln'den yazmış İrfan Bey. Urartu yapılarında taşların arasında herhangi bir harç karıştırmamış ve Yok. sadece sistemli bir şekilde üst üste istiflenerek inşa edilmişler diyor. Acaba harç vardı da kullanmıyorlar mıydı yoksa henüz yaygınlaşmamış mıydı diyor. Tabi bunu bilme şansımız açıkçası yok ama yaptığınız Şöyle şeylerde rastladığınız aslında bir şey var mı? şunu söyleyebilirim. Belki mimari kısmında onu konuşabilirdik ama şimdi bunun cevabını verebilirim. Biz Urartu mimarisine baktığımızda özellikle yani taş temel üzerine kerpiç kullanıyor. Doğu Anadolu bölgesinin günümüzde de kullanılan yapı malzemesi aslında. Şimdi büyük kaleler, siteler yapıldığı için bunlar da küçük taş kullanmanız imkansız. Kesme taş kullanmanız lazım, bloklar kullanmanız lazım. Bunlara zaten harca gerek de yok. Yani üst üste koyma şekli, tabii o koymanın da mimari unsurları var. Rastgele değil. Yani deprem olmadıkça bir şey olmaz herhalde. Ki birçoğu yani tabii ki biz depremde de olasılıkla kendi zamanlarında zarar gördü Urartularda ama kalın duvarlar görece koruyor. Kerpiç keza duvarlar. Biz burada harçla yapmadıklarını görüyoruz. Tabii burada kerpiçlerin yine üst üste konulması var. O dönemde aralarına belki tutsun diye kendi kerpiç çamurundan sürüyorlardı. Ama öyle bizim bildiğimiz bir Horasan harcı türü ya da Orta Çağ'da karşımıza çıkan bölgede bir harç türü yok. Ki bunun esas olarak bildiğim kadarıyla iyi bir harç türünü biz Roma mimarisiyle beraber görmeye başlıyoruz. Peki hocam, bu güzel. Şimdi biraz da yazıdan bahsedelim. Yani kültür açısından baktığımızda ilk örneklerine nerelerde rastlıyoruz, rastlıyoruz? Biz Urartu yazıdan ilk örneğine aslında burada belki bunları konuşurken görsellerle de gidebiliriz. Biz Urartu Resim numara ona hatırlarsanız. bakıyorum. Hemen söyleyeceğim. Hı. Tamam. Şuradaki Bir aya bakayım. dakika. Bu arada hayat ağacını göstersek fena olmaz aslında. Ama Bu arada öncesinde hocam sizden 7 numaralı, 7, 8 ve hı. 11'i sırasıyla görürsek, az önceki konu gerçi de mesela Toprakkale'de yapılan kazı çalışmaları. Yani o dönemde İngilizlerin yaptığı kazı çalışmaları 1880 yılı. 8 ve 11'de görürsek yani fotoğraflar çok iyi değil ama bu da Doktor En Bülent azından Genç'in fikir yayından verilmez, değil evet. mi? 8 ve 11 numaralı görsellerimizde de biz mesela bu da yine İngilizlerin yaptığı Toprakkale'deki kazı. 11 numaralı görselimizde de Van Kalesi'ndeki yapılan kazıyı görüyoruz hocam. Burası Analı Kız, günümüzde Analı Kız diye geçen bölge. Epey yorulmuşlar yalnız. Evet. Küreğe yaslanan 13 arkadaşı numaralı görünce. görselde de Analı Kız'ın aslında günümüzdeki halini görebiliriz. Burasının bir açık hava tapınım alanı olma ihtimali var Van Kalesi'nde. Günümüzde tabii ki kazılmış haliyle oldukça iyi Niye şekilde analı duruyor. kız diyoruz Biri büyük, izleyicilerimiz biri için? küçük olduğu için yöresel bir tabirle Analı Kız şeklinde kullanılmış. Yani bölgenin Urartu Onlar döneminde köfteye bile analı kızdı diyorlar. evet. Yani İşte büyük ve ilginç küçük bir medeniyetiz yani, değil mi? Analı Kız'dı. Şeyi çokça kullanılıyor. Evet hocam, şimdi yazıda 2 numara olabilir mi? Mesela bu Balabat kapısı. 21 numaraya Tamam. bakabiliriz. Y Görsellerimizden. 21 numara. Burası Van Kalesi'nin hemen uç noktasında bulunuyor. Batı tarafında. Şurada görmüş olduğunuz en baştaki alanda 6 tane yazıt var. Şu an bu hava fotoğrafı, onun detaylı fotoğrafı ne yazık ki burada yok. Burada biz ilk defa Urartu yazıtının yani Urartu Devleti'nin kurucusu olan 1. Sardoni yazıtını, Lütüproğlu Sardoni yazıtını görüyoruz. Asurcu olarak yazıyorlar. Yani biz Urartu yazıtlarını öncelikle bir inşa kitabesinde görüyoruz. En önemli noktası bu. Yani Urartu kralları inşa ettikleri yapılara kitabeler koyuyorlar. Mesela bu noktada 14 numaralı görsele bakarsak yukarı Anzaf Kalesi de tapınağın yazısını görebiliriz. Mesela burada bir tapınak yazısı görüyoruz. İnşa yazıtları olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 17 numaralı görselde göreceğimiz gibi
Van Kalesi kayalığından Argişli mezarı olarak adlandırılan yıllıklardan dolayı Urartu krallarından 1. Argişli'ye ait yıllık yaptığı seferlerden bahsediyor. İcraatlardan bahsediyor. Çok detaylı hangi ülkelere seferler yaptığından bahsediyor. Bu şekilde kayalık yüzeylerde biz Urartu yazıtlarını görebiliyoruz. Ve 18. görselde yine göreceğimiz üzere burası Van Müzesi'nin eski hali. Günümüzdeki Van Müzesi oldukça modern ve büyük. Hatta şu anda dünyanın en büyük Urartu Müzesi. Öyle Van'da. Mi? Evet. Van Kalesi'ne gittiğiniz zaman yani Van Müzesi, Urartu o Müzesi. O zaman Van'a gittiklerinde izleyicilerimiz kesinlikle mutlaka yani, oraya ziyaret edecekler. Kesinlikle gitmeye gerek. Eğer Urartu'ya ait bir ilgileri ayrıca varsa kesinlikle gitmeleri gerekiyor. Bu eski Van Müzesi'nin bahçesinden. Ve biz sitellerde görüyoruz. Sitellerde yani kazandıkları zaferler ya da başka bölgelere gittikleri zaman aslında bir yerde ben buraya geldim yerleşmese bile sitel diktiklerini görüyoruz Urartuların. Tabii bunun dışında da tabletlerde de yine karşımıza Urartuca yazıtlar çıkıyor. Şimdi hocam bu örnekleri de gördükten sonra artık kuralı yavaş yavaş kuralım isterseniz. Kuralım, evet. Nasıl kuruluyor? İlk kralı kimdi? Bu süreçten biraz bahsedelim Urartuların. Aslında kuruluş aşamasında öncesinde aşiretler konu olduğu için konuştuk. Aşiretler olasılıkla bir araya geliyorlardı. Ve en güçlü bir araya gelmeden de ziyade en güçlü olan aşiret bir şekilde diğerlerini de etki altına almıştı. Biz yine Asur yazıtları, yani Asur bizim için çok önemli çünkü Urartu'nun yazıtları çok monoton. Şunu kurdum, şunu yaptım, bitti. Hiç detay yok. Asur yazıtları ise çok detaylı. Hatta casus mektuplarına kadar var. Tabletler halinde, arşivleri var. Ama onlar farklı bir medeniyet. İmparatorluk. Yani, devasa bir imparatorluk. Şöyle bir kitap getirdim. Antik çağın ilk imparatorluğu diyor Josette Elayi kitaba. Asurlular. Gerçekten de öyle. Antik çağın ilk imparatorluğu yani. Yani bazen değil hocalarımızın mi? O dediği dönemin Amerika'sı tanımlaması çok doğru. Biz bu dönemde Aramu adlı bir kral görüyoruz. Gerçi ben Amerika üzerinden tanımlamaları sevmiyorum. Ama o Amerika aynı olsa olsa kopya. Yani geçmişteki medeniyet. İşte o imparatorluk o mantığının kopyası. Ama iyi okumuşlar, iyi anlamışlar. Evet. Ortadoğu'yu iyi analiz etmişler. Osmanlılar dahil kadim zamanlarda kurulan bütün imparatorlukları çok iyi analiz etmişler. Dünyayı nasıl yönetmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. İmparatorluk olunca yönetiyorsunuz. İşte böyle oluyor gerçekten de. İşte biz Asur kaynaklarında görüyoruz. Asur kaynaklarında Aramu ya da Arami adlı bir Urartu kralından bahsediyor. Bu tarihler tabii 850'lerin biraz önce 860'lar diyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam 858'di galiba. Ve kaynaklarda bu Urartu kralı Aramu'nun Sugunya ve Arzashkun adlı iki kentini yıktığından bahsediyor. O dönemin Asur İmparatoru 3. Salmanasar. Şimdi biz ilk olarak yani buradan hareket edecek olursak bir kral olarak ismini de zikretmiş onu görebiliriz. Ama belki ilk kral olarak az önce yazıtını o Sardır Burç dediğim alandaki yazıtı Asurca, tırnak içinde hocam Asurca, hı hı. İlk kuruluş yazıtı Asurca, Urartuca değil. Asurca yazdıran Lutipreoğlu Sarduri'yi görebiliriz. Birinci Sarduri'yi. Birinci kral bu. Evet yani aslında. Ve aslında biraz da kendilerine hakim olan unsura bir gönderme de var. Evet. Asurca yazdırması onları daha üstün kabul ettiklerini gösterir mi? Üstün kabul etmekten ziyade başa gideceğim devlet sistemini aslında onlardan merkezi hale getirmeyi oradan gördüler. Orada tamam. Öğrendiler. Orada öğrendiler. Aslında teknoloji transfer ettiler. Orada yetiştiler. Orada yetiştiler her şeyden önce. Olasılıkla oranın saraylarında ya da eyalet merkezlerinde yetiştiler. Bilmiyoruz. Ya bunları bilmek çok güç şu anda. Hepsi çıkarım. Ama biz 1. Sardur ile beraber somut bir kanıt görüyoruz. Bir yapı yaptırmış ve 6 farklı yazıtı aynı yapı üzerine koydurmuş. Birbirinin tekrarı. Ve Asurca. Burada işte Lütfüproğlu Sardur işte bu yapıyı yaptı vesaire gibi bir şeyden bahsediyor. Bu anlamda oldukça önemli. Tabii bu ilk kralla beraber şeye de bakıyorsunuz. Öncesini bilmiyoruz dediğim gibi. Fakat işte kendini babasıyla başlıyor zaten. Lütfüproğlu'nun oğlu diyor işte büyük kral, güçlü kral, dünyanın kralı diye tanımlıyor. Yani babaya yani, bir şey. Tam bir Asur. Aslında Asur'daki yazı stilini almışlar. Asurca kalıbı almışlar. Yani belki yanında bir yazman getirdi Asurca bilen birini. Muhtemelen o coğrafyadan transferi yaptı. Tabii ki yazı transferi yaptı ve yaptı ama onlar büyük da bildikleri kalıbı
oraya uyguladılar. Ama büyük devlet olunca artık yavaş yavaş kendi sistemini uygulamaya evet, başlayacak. Ve böylelikle aslında boyunduruk altına aldığınız, hep aşiretler üzerinden gidiyoruz ya, hı-hı, ya da oradaki insanlara aslında bir güç gösterisi. Bakın bunu düşmanımız Asur yazabiliyor. Biz de yazıyoruz. Biz de yazıyoruz. Bizim Orhun abidelerinin Çince ve Türkçe yazılması gibi olabilir belki. Hocam krallardan bahsedeceğiz ama bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar karşınızdayız.